Merhaba arkadaşlar, bugün hep birlikte Özcan Deniz'in yeni filminin fragmanını izleyeceğiz. Yeni film Öteki Taraf. Evet. 8 Aralık'ta Vizyon'da, tam buradan da fragmanı izleyebilirsiniz. Ama biz zaten bugün fragmanı beraber izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Kesin siz demek istersiniz, bunu izleyebilirsiniz. Abi hoş geldin bu arada. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz seni gördük, daha iyi olduk. Aynen öyle. Sağ olun, teşekkür ederim. Önce beraber fragmanı izleyeceğiz. Daha sonra da fragmanın aşağısında YouTube'da yorumlar var. Ama biz sadece kötü yorumlarını seçtik. Kötü yorumlara söyleyecek cevabım vardır diye. Hazırım. Hazır mısın? Güzel. Bu arada aşağıda Özcan Deniz'in YouTube kanalında linkini bulabilirsiniz. Evet. Abone olun. Bence güzel videolar var. Çekiyorsunuz. Evet evet. O içerikleri daha da zenginleştireceğiz inşallah. O zaman başlayalım mı? Ben hazırım. Haydi başlayalım. Biz de başlıyoruz. Şu biraz buyursunlar. Sizce kim yaptı o dönüş olmayan bir hatayı? Abi sen yaptın. Ben mi yaptım? Bence Aslı yapmış olabilir. Evet, Aslı Emre. Abi bence net. Yok ama net. Dönüş olmayan hatayı bence de suçlu psikolojisi gibi. Bak belli, ben öyle bir durduruş var değil mi abi? Gerçekten. Ben mahvettim yani, anlatmayayım şimdi neler yaptığımı. Abi çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Valla emeğinize sağlık ya. Çok sağlık. Biz de heyecanla geleceğiz, orada olacağız, sinema salonlarında olacağız. 8 Aralık'ta biz sinemadayız. Ne anladınız peki, ben gerçekten merak ediyorum. Abi, ne oldu mesela, ne oldu? Ya şimdi şöyle, aslında Enver senin önceki sevgilin anladığım ben kadarıyla. Ben bilmiyorum, sana nasıl ve işte sonra senden, sen ona muhtemelen bir yalan bir şey söylemişsin ve senden ayrılmak istemiş. Aha. Eski sonra, sevgilisi de var abi, eski sevgilisi de. Geleceğiz, geleceğiz. Sonra onu bir şekilde öldürmüşsün ve bu da bir, bunun kaydı var belki bir şekilde. Aha. Bunu da işte Meryem Üzerli görmüş ve... Altın günü gibi olmadım şu an. Çay getirelim. Ne, kısır vardı, nerede o kısır? Sonra işte o da şey, işin peki, farkına varınca... Burç'a girmen kimdi? O niye geldi? Bilmiyorum, kaçırdı orayı. Onda da bir şeyler var. Sakallı. Sonra onu evet. Da herhalde o da mefta oluyor sonra. He. Diye anladım. İşte buna cevaplarını evet. Doğru mu anladım? 8 Aralık'ta söylemem. Ha. Ya şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Ben filmi yaparken, her filmimde onu yapıyorum. Filmi yaparken bir de fragman senaryosu yazıyorum. Hmm. Yani fragmanda gördüğünüz hiçbir şeyi aslında filme doğrudan anlatmaz. Ha. Film daha başkadır. O yüzden filme bir şeyleri bırakmak için, seyirci geldiğinde, filmi izlediğinde hiç böyle tahmin etmemiştim diyebilmesi için fragmanı mümkün olduğu kadar ters köşe yapmakta fayda var. Müthiş, çok iyi, çok iyi. Vay vay diyerek vay. Kötü yorumlara geçelim mi o zaman? Buyurun, bekliyorum. Film adını söylemeyelim, yönlendirmeyelim kimseyi. Tamam. Harika bir film, bu fragmanı görünce şaşırdım. Her şey aynı, ne alaka, aynı filmden yaptılar. Ya bu başka bir filmden bahsediyor. Evet, evet. Onu şöyle açıklayayım. Evet, bu film bir uyarlama. Onu zaten saklamıyoruz. Fakat filmin ana fikri satın alındı. Yani filmin tamamı değil. Ana fikri satın alındı. Tabii ki yasal şeyler var. Senaryoların üzerinde çok fazla tahribat yaratamıyorsunuz. Sözleşmeler var. Ben neredeyse filmin %60'ını, %70'ini değiştirdim. Bayağı bambaşka evet, bir hareket. Evet, bunu da karşı tarafla özel konuşmalarla mutabık kaldık. Onun üzerinden yaptık. O yüzden evet, orijinal filmi izlemişsen çok daha farklı bir film izleyeceksin. Yani bambaşka bir hikaye izleyeceksin. Sadece ana fikir, evet orijinal hikayede bildiğin gibi. Ama ilerleyişi, hele hele finali, son yarım saatin o izlediğin filmle hiç alakası yok. Bambaşka bir yere gidiyor. Karakterlerin yapısı da öyle. Sürprizli. Aynen. Sürprizli. Yoksa yapmazdım. Yani o, aynen, o filmi birebir kopyalamak diye bir şeye girmem, yapmam. Kariyerimde öyle bir şey oluşturmayı asla istemiyorum. Bu beni heyecanlandırdı. Ama o filmde pas geçilmiş, yapılmamış, niye bunu yapmadınız, niye buraya gitmedi bu film dediğim şeyler olduğu için yeniden kaleme aldım. Özcan Deniz 8 Aralık'ta bunu götürdü. Sen de 8 Aralık'ta sinema filmindesin. İnşallah. Evet, ikinci yorum. Özcan Deniz çıksın artık filmlerden, yaşlanmış demiş. Hayda. Yani ayıp. 10 yaşındaki. Bak canlı görüyorum şurada. Benden yani, genç. Tam onu diyecektim. Melih'ten genç duruyor şöyle bakınca. Yemin ederim bizden yani, daha genç. Bence hepimizden nazar değmesin. Genç, yakışıklı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yalnız şunu abi söylemem lazım. Bir sanatçının yaş alması kadar kıymetli bir şey yoktur. Şimdi birikimlerimi, yapabildiğim şeyleri ya da bu saate kadar öğrendiklerimi asıl şimdi benden alma zamanınız. Bir de 45 yaşındayım. 45 yaş bir sanatçı için çocuk yaşıdır. Hani bir insan için orta yaş diyebilirsin ya da hani yaşlı bile diyebilirsin, hiç sorun değil. Ama bir sanatçı için çocuk yaştır. Bir sanatçının asıl
yaşlı diyebileceğin yaş 70'ler 80'lerdir. Üretim bitmez, öğrenme bitmez. O yüzden benim şu an bildiğim şeyler, ortaya koyduğum şeyler öğreneceğim ve ortaya koyacaklarımın yanında çok küçük bir parça. Biz yutkunarak devam ediyoruz. Çok doğru. Eyvallah. Korku filmi mi bu ya? Ha, yok, korku filmi değil ama korku ögeleri de var. Ama temelde gerilim. Gerilim, dram, trajedi, aşk. Bu başlıklar daha çok filme yakışıyor. Ama korku ögeleri var. Ama senin korku dendiğinde aklına gelen türden bir film değil. Çığlık atma var mı mesela? Var, var. Ha, var. Yani, bir gerilim. Yani şöyle diz kapaklarını yola yola izleyeceğim bir film. Sürekli kutu açan bir film. Yani bir kutuyu açıyor, bir soru soruyor, onu cevaplıyor, daha büyük bir soru soruyor falan. Öyle bir hikaye. Yani izlenmesi gereken bir dinamik. Film. Ya, yani. Aynen öyle. Devam ediyorum. Abi çok alakasız yorumlar da vardı. Onları da seçtim bazılarını. Seç. Abi King Kong gelsin lütfen. O ne ya? Anlamadım. Abi King Kong gelsin. King Kong mu çünkü? Hayır ben anlamadım. King Kong var elimde. Nerede King Kong? Aha King Kong. Yani King Kong abi. Abi Troll Mutfak gelsin gibi bir şey mi herhalde? Hayır ben dedim ki bilmediğim acaba bir şey mi var? Yok. Bu King Kong serisini bekliyor herhalde. Dua etmiş onu da bizim altında yazmış. Karıştırmış. Tamam. Tabii o da alakasızmış gerçekten. İsteğine biz de katılıyoruz. Gelsin izleyelim. Özcan Deniz de kimin dizide oynasa onunla Sinan filmi çekiyor demiş. Yo. Bu ilk mi? İlk mi bu? Aslı ya. Ha bir de şöyle bir şey var. Biz filmi çektikten sonra dizi çektik. Yani biz filmi geçen sene çektik Aslı'yla. Oradan yola çıkarak hadi diziyi de beraber çeker miyiz dedik Aslı'yla. Ondan sonra dizi başladı. Ki şu an o da çok evet. iyi gidiyor. Evet. Aynen evet, çok iyi gidiyor. Çok şükür çok iyi bir iş. Herhalde Nurgül Yeşilçay'dan kalma bir bilgi bu evet. ama Asmalı Konak'la ikinci şans filmini çekmemizin arasında 17 sene var. Yani. O yüzden genel olarak... Ama zamanın efsane filmleri ya. Ben aynen öyle. Asmalı Konak'ı hatırlıyorum ben. O zaman hatırlamasaydım. Bir de... Teşekkür ederim. Hatırlamasaydın keşke. Hatırlamasamaydı ya. Keşke hatırlamasaydın. Abi sen abi çok iyiydi ama. Ben vurayım ya. Çok iyiydi ama. Ne var ya? Değil mi? Evet. Abi sen nasıl bir adam oldun ya? Genelde böyle mi hatırlar her şeyi? Genelde böyle hatırlıyor işte. Biz de o yüzden unutturmaya çalışıyoruz. Bir de hatırlanmaması gereken yerde bazı şeyler hatırlıyor. Geçelim mi abi? Tamam. Özcan Deniz'in sadece şarkı söylediği zamanlara gitmek istiyorum demiş. Gözünü kapat. Gidersin. Yeter olacağım. Ben artık çok müzik de herhalde... Ya şöyle söyleyeyim, şu an mesaim çok yeterli değil, bir de müzik yapmaya. Sinemayla çok fazla şu an iç içeyim, fazla demeyeyim istediğim gibi. İç içeyim, o yüzden bir de müzikle ilgili buramda bir boşluk hissediyorum. Biraz onun dolması gerekiyor sanki. Çok fazla müzik piyasasında beni heyecanlandıracak bir durum yok. Ama bugün gelirken de yolda konuştuk. Belki bir iki sene sonra böyle çok heyecanlanacağım bir şarkı yaparsam, alırsam değil, yaparsam bir albüm yapma olasılığım var. Sadece albüm. Sahneye çıkmayabilirim ama. Duyurduk ya. Sadece albüm. Yani müzikten kopmuş değilim. Ayrıca yaptığım filmlerin müzikleriyle ilgili de zaten stüdyoda çok çalışıyorum. Onu diyecektim. Evet. Siz de... Tabii ki. Yani burada Ulaş arkadaşımız bu filmin müziklerini yaptı. Ama daha önceki bütün filmlerde stüdyoda neredeyse dinlediğiniz o bütün melodilerin yapısını ben çıkartıyor. Daha sonra da aranjelerini arkadaşlarımla beraber yapıyordum. O yüzden stüdyoda zaten zamanım geçiyor. Ama bir albüm yapacağım. Okey. Devam edelim. Oha diyorum ben. İlk kez oha diyorum ben. Değil mi? Öyle oluyor. Yine Siyah Atlet, yine Özcan Deniz demişler. Nerede öyle bir şey mi var? Şeyde fragmanda vardı bir yerde siyah bir şey. Ama evet, atlet yoktu, tişört vardı. Yok Siyah Atlet'te. Atlet vardı miydi? Bir yerde. Ha. Bir sahnede var. Var. Giymeyeyim mi bir daha? Aman abi bana da diyorlar. Beyaz siyah atlet yani. Giysin, al, gri mi giysin? Al siyah atlet. Sen söyle rengini. Haydi. Diyecek bir şey yok bundan. Geçiyorum. Yok geçiyorum. Bu Özcan niye bağı çekiyor? Ciddi psikolojik sorunları var filmlerine bakılırsa ama filmi merak ettim izleyeceğim. Bu kötü miyim ben anlamadım zaten. Yok. O birkaç tane böyle dram filmlerime denk gelmiş herhalde arkadaşım. Normalde komik bir sürü filmim var komedi çektiğim. İkinci şans komediydi, ya sonra komediydi. Ondan sonra
yaptığım dizilerde bile, İstanbul Gelin'i izlersen, İstanbul Gelin'in içine birçok komedi, komik sahnelerimiz var, eğlenceli sahnelerimiz var. Çok acı çeken, böyle acitasyon yapan falan filmlerin neredeyse yok yani, birkaç tane yok belki vardı. Genelde böyle hani hayatın içinden filmler bunlar. Ama gideceğini de söyledi. Ama gidecekmiş. Gelsin ama canım. Kaybetme. Canım. Evet, son yorumumuz. Neden dizide tutan bir çift illa filmde çekiyor? Bunun zaten cevabını verdin sen zaten, yani, zaten evet, çekmiştin. Evet, aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim, ben son olarak bir şey eklemek istiyorum. Genelde uyarlama kültürü çok Türkiye'de yok. Yani bir film yaptığımızda bunun yabancı bir versiyonu varsa hemen çaldı, hırsız diye damgalar yiyebiliyor bunu yapan kişi. Ama durum öyle değil. Dünyanın her yerinde bütün sinemalar birbirlerinin hikayelerini uyarlayabiliyor. Inside diye film vardı, Old Boy diye bir Kore filmi vardı. Bunların hepsi Hollywood tarafından uyarlandı. Çok da önemli aktörler oynadı. Ondan sonra Martin Scorsese Köstebek diye bir filmi uyarladı. Ona 5 Oscar verdiler bu filmden dolayı. Uyarlama var. Bunu şey gibi düşünün. Birçok tiyatroya gidiyorsunuz. O tiyatro oyunları defalarca başkaları tarafından oynanmış. Şimdi de başkaları yorumluyor. Tekrar gidip izliyorsunuz. Hırsız deyip çıkmıyorsunuz. Evet. Ya da bir şarkıyı başka şarkıcılar okuyor. O onun yorumuyla tekrar hayat bulabiliyor. Sinema da öyle bir şey, senaryolar da öyle bir şey. Önemli olan burada yeni ne anlatabilirsin ve o güzel senaryonun üstüne nasıl çıkabilirsin? Ben biraz o türden heyecanlandığım hikayeleri bulduğumda böyle uyarlamalar yapıyorum. Daha sonra da yapacağım. Ama bu hiç özgün bir şey yapmıyorum algısı çıkmasın. Benim iki tane uyarlama filmim var. Biri Evim Sensin, biri Öteki Taraf. 9 tane orijinal özgün hikayem var. Say say bitmez. Helal olsun. Evet. Daha da olacak inşallah. İnşallah. Önce geldiğin için abi, daha sonrasında da kültür olarak bu kadar güzel bir şekilde cevap verdiğin için. Rica ederim, ne demek? Bence süper, çok teşekkür ederiz geldiğin için. 8 Aralık'ta sinema salonundayız. Fragmanı zaten kesintisi izlemek isterseniz buradan da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, her zaman bekleriz abi seni de. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.